Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz, Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün programımızda Günaydın Hayatta bizleri neler bekliyor? Bugün. Çocuklarımız için okul seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda özel gereksinimli çocuklarda dil gelişiminden bahsedeceğiz. Mutfağımızda da her zamanki gibi pratik ve lezzetli tariflerimiz olacak. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 00955 756 0206. Sevgili izleyicilerimiz ekranlarınızın başından ayrılmayın. Günaydın Hayat başlıyor. Çocuğumuz için okul seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Okul ve öğretmen değişimi onu nasıl etkiler? Klinik psikolog Beyza Atlı Bozkurt stüdyomuzda. Otizmli çocuklarda dil gelişimi süreci nasıl ilerler? Çocuğumuzun konuşmasında gecikme olduğunu fark ettiğimizde ilk olarak ne yapmamız gerekir? Uzman dil ve konuşma terapisti Hazel Ezgi Dündar sizler için yanıtlıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Leziz ve sağlıklı tariflerle sizlerleyiz. Beşamel soslu fırında karnabahar. Tatlı olarak ne var derseniz Magnolia Pudding. Şef Ayşe Kadeifçi pratik tarifleriyle bizlerle. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız artı 90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın hayat başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz programımızın en lezzetli köşesi Mutfak Köşesindeyiz ve şefimiz Ayşe Kadıevci hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün ee, neler yapıyoruz? Bugün yine iki tane tarifimiz var. Bir tanesi tatlı, bir tanesi tuzlu. Tatlı olarak magnolia puding yapacağız. Ee, ama hem rafine şeker içermeyecek, hem gluten içermeyecek. Aa, ee, çok güzel. Güzel bir tarif olacak. Bir de tuzlu e, karnabahar, fırında karnabahar beşamel soslu hazırlayacağız. O da e, glutensiz bir tarif olacak. Ben hızlıca başlamak istiyorum. Hı hı. Önce sütümü ocağa alarak başlıyorum. Yarım litre ee, süt mü kullanıyorsunuz? 400 ml sütüm var. Dediğim gibi burada eğer isterseniz e, bitkisel bir süt de kullanabilirsiniz. Soya sütü gibi, badem sütü. Badem sütü olur evet hepsi uygundur. Burada 3 tane yumurta sarımı alıyorum. Bir ayrı bir kasede bunu yapıyorum. Bunun içine e, bir yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Ben bugün glutensiz olarak e, yulaf unu kullanacağım. Ama dilerseniz sorgum e, unu, çiğ karabuğday unu, badem unu dahi bu tarifte kullanabilirsiniz. Badem unu kullandığınızda biraz daha taneli olur, ağza gelecektir. Hı -hı. Bunlar da pürüzsüz, güzel bir kıvam elde edeceğiz. Nişastası da buğday nişastası değil mi? E, mısır. mısır. Gluten nişastası. içermemesi için ben bugün mısır kullandım. Hı -hı. Veya tapyoka nişastası diye bir nişasta var. O da kullanılabilir. E, sütümün içine tatlandırıcı olarak ben e, organik Elma konsantresi kullanacağım. Elma suyu konsantresi. Ee, yurt dışında yaşayanlar için maple şurup diye bir onların tatlandırıcısı hı hı. var. Bal kullanılabilir. Burada koyu bir tatlandırıcı kullanırsanız e, rengi bozarsınız. Amacımız rengi bozmamak. Magnolia puding yapıyoruz. Evet, Beyaz evet. olmasını istiyoruz. Tatlandırıcımın yarısını buraya ekledim. Yani rafine şeker kullanmamış oldum. Yarısını da buradaki karışımımı ekliyorum. Sütüm ve tatlandırıcım ılınıyor. O ılınırken ben bunları bir güzel karıştırıyorum. Hı, hı Pürüzsüz olması için güzel karıştırıyorum. Neden bunu aynı kasede yapmadım? Topaklanmanın olmasını istemediğim için önce burada karıştırıyorum ve soğukken hepsini bir araya getirmiyorum. Ara getirmiyorum. Getirmiyorum. Önce gösterdiğim gibi yumurtayı ve unları hı hı. tatlandırıcının yarısı ile birlikte bu şekilde karıştırdım ve zaten homojen homojen bir kıvam elde ettim. Evet. Şimdi ılınan sütümden ben daha önce altını yakmıştım biraz. O yüzden bu ılındı. Evet. Buraya ee, biraz yavaş yavaş ekliyorum. Amacım ikisinin ısısının aynı olması. Aynı olması. Böylece topaklanma olmayacak. Hı hı. Tereyağı koyacak mıyız? En son koyacağız en onu. En son. koyacağız. Ben de birçok magnolia tarifi denedim. Hı hı. Ee, farklı farklı. Bakalım bu nasıl olacak hani şeker kullanmadan? Bu aynı zamanda benim bir pasta kreması tarifim. Ee, bu şekilde hı. içine ekliyorum bunu. Bunu bir Şekersiz. Göstereyim. Şekersiz. Rafine şekersiz. Yani, şekersiz. Rafine şeker. Meyve şekeri var. Asme Aslında... ayve. Meyve şekeri e, güzel bir şey. Yani hani meyveden, rafine şekere göre, işlenmiş şekere göre tabii ki daha sağlıklı. Daha sağlıklı. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Hurma suyu veya hurma balı kullanabilirler. Rengini değiştirir mi? Hayır, o da değiştirmez. Bal rengi gibi. Ama tamam. işte pekmez, keçi boynuzu özü gibi şeyler tabii ki olur ama Rengin. rengi, Rengin. rengi Rengin. değiştirir. Orada da şöyle olabilir. E, Soğutalı nasıl... puding diye mi <laughs> O da şöyle olabilir. Mesela ben bunu pastacı kreması olarak da kullanıyorum bu tarifi soğuttuktan sonra puding yerine. <laughs> Ee, o zaman da ne yaparsınız? Mesela sade yağ yerine bir parça çikolata atabilirsiniz en son. O hem hı hı. rengi koyulaştıracaktır. Renginiz zaten koyu olmasını düşündüğünüz için e, tatlandırıcınızı da keçi boynuzu özü gibi evet. bir şey seçebilirsiniz. Evet. Yani artık o sizin şeyinize bağlı. Çocuklara da puding gibi verebiliriz onu Puding kola gibi kola, de verebilirsiniz. Çok Benim çocuklarım çok seviyor. Hı hı. Biraz daha buradaki ısısını da arttırayım bisküvi olarak hangisini ne kullanacaksın peki? Bisküvi olarak normalde hazır petibör bisküviler kullanılabilir ama ben onu kullanmayacağım. Ben bugün kendi yaptığım, dutla tatlandırdığım. Yani görüyorsunuz biz değil mi? Evet, meyvenin kendisiyle hatta direkt tatlandırdım. Peki konsantreleri siz mi hazırlıyorsunuz? Hayır, konsantreleri biz hazırlayamıyoruz. Onlar satılıyor. Yani Hı -hı. bir işlemden geçiyor ama rafine işlem değil. Hı o hani yüzden rafine şekere göre daha sağlıklı olmuş oluyor. Bu bisküvi de sizin kendi hazırladığınız kendi mı? Kendi hazırladığım. Dut, dut dut unuyla. Dutu, dut unu. kuru dutu, kuru Aa. dutu robottan geçiriyorsunuz. Ve Çok kuru ingilizce. dutu robottan geçirdiğiniz zaman e, o un haline geliyor. Bunu da bir kavanozda buzdolabında muhafaza edebilirsiniz aynı zamanda. Ben hmm. bunu birazcık şeyini açmakta zorlandım. Ben, Siz yapabilir <laughs> misiniz <laughs> bazen acaba? Bazen şey süper. Süper. Yeterli. Tamam. Parmaklar biraz emin oluyor evet, ya. Evet. O zaman evet. tam böyle tanımıyor. Evet, arttıralım ki hızlı bir şekilde olsun diye. Hı -hı. Kaynamaya başladıktan sonra kıvam aldıktan sonra en son ben sade yağ bugün getirdim. Sade yağ da tereyağın sütten, laktoz ve kazeyinden arındırılmış hali. Saf <laughs> yağ diyoruz sade yağ. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz hiç süt ürünü gibi bir şey içine girmesin derseniz kakao yağı ekleyebilirsiniz. Kakao Aynı yağda, ölçüde. E... çikolata yapan bir yağdır. Çikolata Hı -hı. yapımında kullanılır. Hı -hı. Aynı ölçüde kakao yağı da ekleyebilirsiniz. Hem böyle çikolata hissi alırsınız. Hı -hı. Hem de çok Hı -hı. ilginç şeyler olmuş olur. Hani böyle biz normal, hep normal yağ, Evet. Normal süt. Evet. Şeker bu, kullanıyoruz. Bu tarifleri... ama böyle alternatiflerin olmasına kadar. Harika bir durum. Bu tarifleri işte mecbur kalanlar için aslında geliştiriyorum. Ama bence bunlar gerçekten çok sağlıklı tarifler. Hepimiz aynı şekilde. Evet e, sadece mecbur kalanlar değil aslında değil. hepimiz için. Evet. Çok daha sağlıklı evet. tarifler. Özel beslenmesi gerekenler için yani açıkçası da geliştiriyorum. Evet. Burada Şimdi bunun pişirme süresi var. 5 dakikada aslında bu kaynıyor. Sürekli beş dakika karıştırmakta fayda var ki topak olmaması hı için. Hı hı hı. Ama bu 5 dakika içinde hemen kaynayacak. Dediğim gibi kıvamı aldıktan sonra içine... E, sade ya ve ben bugün biraz vanilya özü koyacağım. Hı -hı. Ne yapabilirsiniz? Limon kabuğu rendeleyebilirsiniz içine bir aroma versin diye Hı -hı. vanilya yerine. Hı -hı. E, yani bunlar artık şey sizin damak tadınızda keyfinize. Tadıları. Mesela Alman pastasında bir krema yapılır ya evet. ona da benziyor. Hı -hı. Şimdi normalde magnolia'da süt kreması eklerler. Hı -hı. E, ben işte süt ürünü olmasını istemediğim için ama isteyenler son aşamada kaynama bitti soğuttunuz kremanızı. Hı -hı. Dilediğiniz süt kremasını çırpıp. <laughs> i̇çine ekleyerek de daha beyaz, daha e, pürüzsüz, pür, pürüzsüz bu da pürüzsüz olacak ama daha farklı kıvamlı. <laughs> Bakın olmaya başladı bile. Evet. Siz olsanız siz de karıştırabilirsiniz. Olduğunu görebilirsiniz. <laughs> <Bakın> oldu. <laughs> Birazcık daha katılaşması gerekir Çok diye tahmin ediyorum. Çok azıcık zaten. Bir dakika ee, içinde oluyor. Servisi... O zaman siz yapın. Servisi ben en son yapacağım. Ee, tamam biraz soğuması gerekiyor evet, herhalde. Evet onu en son size göstereceğim. Soğuması için dolaba kaldıracağım. Sadece bakın oldu bile. O evet, yüzden ben evet, kenara evet. alıyorum ki dibi tutmasın diye. Size şunu göstermek istiyorum. Bir sonraki tarif için karnabahar yapacağız beşamel soslu. Ee, karnabaharı e, zeytinyağı üstüne alıyorum. Bekletilmesi tuz, mi gerekiyor? Tuz ve karabiberle fırına vereceğim. olur mu? Yok bunu yapmıyorum zaten sadece ha, gösteriyorum. Tamam. Tuzunu ve karabiberini ekleyip fırına vereceğim. Bu işlemi bir önden göstermek istedim. Hı hı, tamam. İkinci aşamada çünkü bunu fırından çıkartıp beşamel hazırlayacağım. Hı, tamam. Bunu karıştırıp Süper. fırına vereceğim şu an sadece. Süper. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Birazdan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, konumuz çocuklarımız. Okul öncesinde ve okul dönemindeki çocuklarımız okula giderken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz ebeveynleri aslında hepimizi çok çok yakından ilgilendiren bir konu. Sorularınız olursa bize iletebilirsiniz. WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 06 Beyza adlı Bozkurt bizlerle. Çocuğumuzun gelişiminde kreş mi, anaokulu mu daha etkilidir? Öğretmenin çocuğun psikolojisindeki etkileri nelerdir? Peki ödev yapmayan çocuklar nasıl desteklenmelidir? Ebeveynler için önemli tavsiyeleriyle klinik psikolog Beyza Atlı Bozkurt şimdi günaydın hayatta. Beyza Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Buldum. İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bütün ebeveynleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Siz ebeveyn değilsiniz ama evet. birçok çocukla ilgileniyorsunuz, oyun evet. terapileri yapıyorsunuz. Evet. Kreş neden bir çocuk için önemlidir? Çünkü bazı ebeveynler göndermek istemiyor, erken olduğunu düşünüyor. <laughs> Bazıları da gitsin akranlarıyla etkileşim içerisinde olsun, <laughs> gelişimi için çok daha iyi olacağını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında ikisi de doğru. İkisini i̇kisi de, de doğru. Ben doğru buluyorum çünkü <laughs> her çocuğa göre değişir. Her çocuk nasıl ki bizim kimliklerimiz, kişiliklerimiz, karakterimiz, parmak izimiz gibi birbirinden farklıysa çocuklar için de açıkçası... <laughs> Kreş dönemi çok farklılık gösteriyor. Kimi çocuk biraz daha annenin yanında kalıp, odasının yanında kalıp, belki varsa kardeşinin yanında kalıp, onunla biraz daha temas halinde olmak istiyor ve kreşe gitmeyi reddediyor. Hı hı. İstemiyor kreşe gitmek. Kreşe gittiğinde hatta bu istememeyi nasıl gösteriyor? Daha zorlandığı bir yerden gösteriyor. Evden çıkmakta zorlanıyor. Okula girmekte zorlanıyor. Hı hı. Daha bunun gibi bir sürü hananda böyle okula başladığında kendini gösteriyor ama en son raddeler biraz daha uykuda bozulmalar, beslenmede bozulmalar ya da daha çok böyle ağlama, krizler, öfkeler bunlar gibi şeyler geldiğinde akabinde yaklaşık bir üç hafta sonrasında bunların birçoğunu görebiliyoruz. Diyoruz bu, ki, bu, bu, süreç için şey diyorlar hani ilk etapta çocuk ilk bir hafta kreşe giderken evet. mutlu bir şekilde gidiyor. Sonra bir gerileme dönemi oluyormuş. <laughs> ondan sonra tekrardan alışıyor diyorlar. Sabredin diyorlar. Aslında genel prosedür şimdi. Bazı çocukta şöyle Aa, başlıyor tamam anneye baba diyor devam ediyor. Hı hı. Kimisi girmekte acayip zorlanıyor. Bir ay boyunca tamamen o çocuğu böyle hani e, İçeri sokmakta çok zorlanıyor. Bu noktada öğretmen o hem zaman göndermememiz mi gerekiyor çocuk? Aslında yine çocuğu izlememiz gerekiyor. Şimdi yine. bildiğimiz bir yer var. Şimdi bunların hepsi olabilir. Çünkü burada bir ayrılık yaşıyor çocuk. Hı hı. Evinden ayrılıyor, oyuncaklarından ayrılıyor, odasından ayrılıyor. Geride bıraktığı bir sürü şey var aslında. Ee, Buradaki hep bu ayrılık kısımlarını konuşurken şeylere bakmak gerekiyor. Çocuğun doğumu nasıldı? Memeden nasıl ayrıldı, bezden nasıl ayrıldı, sonra de okula yani evden ayrılıp okula gitmesi sonradde bir ayrılık aslında çocuk için. Yaklaşık işte üç buçuk dört yaşlarında, belki de iki buçuk yaşında. Şimdi bu ayrılık senaryoları güzel atlatıldıysa oralarda biraz daha yumuşak geçişli oluyor ama oranın da ayrılık olduğunu, bir ayrılık senaryosu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Orada da bir yaz gibi düşünün bunu. Hı hı. Geride bir şeyleri bırakacak hatta. Ee, ...yas metaforu çok güzel oturuyor çocukların bu okula başlamasında. Ne dedik genel olarak? İlk gider, gayet güzeldir. Yasta da hiçbir şey farkında değilizdir o anda. Çünkü o hı hı. donma hali gibi birazcık bakar içeriye. Ondan sonra ne? ben neredeyim? Tekrardan eve geri dönmek ister, kendi rutinine geri dönmek ister. Hı hı, hı. Bunun gibi aslında bir dalgalanma olması da gayet normal. Ama gönderip göndermeme konusunda her çocuğa özgü davranmamız gerekiyor. Her Peki gelişim açısından... Gerekiyor düşündüğümüz Gel, zaman. Gelişim açısından baktığımızda yine aynı şekilde çünkü, fark etmiyor. Evde iyi olabilir gelişim açısından. Evet çünkü normalde çocuk evet okulda bir sürü etkinlik yapıyor. Şimdi etkinlik yaparken, bir şeyler boyarken biliş, boyarken şu hareketi yapmak, bilek hareketi yapıyorum. Buralarımı hı hı. çalıştırıyorum. Ofustumdan bir şeyler yapıyorum. Belki bunu yaparken birazcık uzan, bir sürü motor becerileri aslında çalışıyor. Evet. Bunun haricinde bir boyama diye baktığımız şeylerde bir sürü şey var aslında. Zihnimden getirdiğim şeyler de var. Mesela bir şeyler çiziyorum. O çizme halini nasıl yap? Mesela bazen şöyle bir şey yapıyor çocuklar. ...orada hani eğer ki zorlu bir gün geçirdiyse bunu böyle bir yerden atlatıyor. Hı hı. Yavaş yavaş kendini sakinleştirerek. Şimdi bunların hepsini okulda bir etkinlik etkinlik yapıyor. Ve orada aslında çocukların kazanımları da çok fazla. Mesela özel günler, mevsimler, günler, renkler bir parça yabancı değil. Bunların hepsi evet. Ama eğer ki o çocuk okula gitmekte zorlanıyorsa, zorlandığı bir yerden okula gönderiliyorsa ilerleyen dönemde bu bütün bilgileri öğrenebilir aslında çocuk okulda. Hmm. Peki Aborek ne kadar uzanamaz. süre tanımak gerekir çocuğa? Hani e, alışma süreci oluyor ya her çocuk için yani bir oryantasyon süreci oluyor. Süreci için bir, bir buçuk ay. Bir o, buçuk ay sonrasında hala gitmek istemiyorsa o zaman zorlamamak gerekiyor. Desteklenmesi gerekiyor. Desteklenmesi. Bir de hani gidememe durumlarını birazcık çocuğa özgü açılması gerekiyor. Bu çocuk neden gidemiyor? Çocuğa özgü bakmak gerekiyor. Neden okula gelmekte zorlanıyor? Acaba hani düzensiz bir rutin vardı ve okulla beraber düzenli bir hayata geçildiği için mi bunu kabullenemiyor çocuk? Hı hı. Aslında okul burada birçok düzeni getirir. Uyku düzenini getirir, etkinlik evet. düzenini getirir. Hatta sosyal Saatli, faaliyet bir hayat. arkadaşlarımızla bile şu an düzenli bir şekilde görüşemiyoruz. Ama o çocuk arkadaşlarıyla birlikte düzenli bir şekilde her hafta görüşebiliyor. Hatta her gün görüşebiliyor. Her gün görüşebiliyor. Sosyalleşme düzenini de oturtuluyor. Evet okul gerçekten bir çocuğun hem motor becerileri, hem dil gelişimi, hem burada kişisel sosyal alanlar dediğimiz birçok şeyi destekliyor. Ama eğer ki çocuğumun o psikososyal gelişim evresinde, o gelişim aşamasını zedeliyorsa birazcık kar zarar analizi yapmamız gerekiyor kendi içimizde. Hı hı hı. Çocuğun benden ayrıldığında çok daha büyük etkiye sahip olacaksa burada bir ayrılık kargası yaşayacaksa Nice, yani bu benim İleriki dönemde uzun evet. dönemde aslında daha büyük zararları olan Kesinlikle. Bir şeye e, vesile asıl oluyoruz Asıl gitmesi değil mi? gereken dönemde belki de okuldan uzaklaşmak isteyecek çocuk. Hmm. İleriki dönemi, asıl bilgi alması gereken dönemi zedelemiş oluyoruz. Ama en zedelediğimiz şey de aslında çocuğun ruhu, bedeni, ilişkisi, e, bağlılığı bunların hepsi. Hı hı. Okul seçimi de çok önemli değil mi? Orada hı hı. arkadaşlarıyla, öğretmeniyle olan ilişkisi de çok çok önemli hı hı. çocuğun okulu sevmesinde. Sadece Kesinlikle. evden ayrılmak isteme işi değil de okulla da alakalıdır diye tahmin evet, ediyorum. Evet. Bir sürü aslında argüman var bunun içerisinde. Öğretmen yani öğretmen bir çocuğun hayatını gerçekten çok iyi bir yere de getirebilir. Çünkü evin içerisinde bir düzensizlik var. Kimse mesela kalabalık bir aile veya hiç görülmeyen bir çocuksa bir evin içerisinde. Okulda görülüyorsa bir öğretmen tarafından bu çocuğu çok büyük destekliyor. Kişiliğini, kimliğinin oluşmasını, rol model alışını, görülme kısmını çok güzel destekliyor. Çünkü hep söylüyoruz burada görülmek demek aslında kendi kimliğimi inşa ediyorum. Birinin gözünde paralıtı oluşturabiliyorum. O zaman ne? ben değerliyim. Şimdiki yetişkinler yani daha çok başvuru nedenleri ne oluyor klinik ortamlara? Kendimi değersiz hissediyorum, yetersiz hissediyorum. Yetersizlik ve değersizlik şaması. Evet, yani hep evet. duyurulduğunda... Buralara kadar aslında kalmıyor iş. Bu doyurulma kısmını bazen öğretmeninden, bazen arkadaşlarından yapıyor. Peki ebeveynler okulu seçer, bir okul seçerken çocuğuna nelere dikkat etmeli genel olarak? ilk aşama çocuğuna dikkat etmeli. Şöyle, Yakın mı uzak mı akademik anlamda mi? Mesela bir sürü sorular soruluyor. Daha hatta bu hafta bunu görüşmesini yaptık. bir ebeveynle. Evet, bir de çok birçok çeşit okul var artık, değil evet, mi? Evet. Şu eğitim veren, işte şöyle yapan, işte ekolojik vesaire. Hani ebeveynlerin de kafası karışıyor. Hangi sitede çocuğum için en doğrusu diye düşünüyorlar? Çok doğru. Ama bunlar bile içine girildiği zaman bazen altını doldurulamayan, yani dolduramadıkları bir eğitim sistemini vermeye çalışıyorlar. Birçoğunda. Evet, hani. Bir kısmını kenara koyuyorum tabii ki de işin çok iyi, yapanlar çok düzenli, var. profesyonel yapanlar var. Bir kısmı da böyle hani bir jelatin paketi gibi çok güzel sunuyor sunuyor. Ama içerisinde benim çocuğumu kapsayacak hiçbir şey yok. Tamam yabancı dili öğretiyorlar. Hatta e, bazı okullarda şöyle bir şart bile var. Almanya'da yaşamış. E, belli bir süre orada dil eğitimini almış. Bu, bu arada hani bu kısım yaşama ve orada doğma kısmını evet. bir kefeye koyuyorlar. Hı hı. Böyle öğretmenleri Almanca öğretmeni olarak e, okullarını alıyorlar ama en işin sonunda benim çocuğum oradan ağlayarak çıkıyorsa hı hı. E, bir parça oradan etkilenerek çıkıyorsa bu şartlar ne kadar efektif acaba hı hı. Çünkü önce sanki böyle okulun biraz daha kapsayıcı olması gerekiyor çocuğum için hı hı. ama yakınlık uzaklık dil eğitimi e, akademik kısımlar bunlar sanki, Kreş ve anaokulunda çok fazla bakılmaması gereken şeylermiş gibi bana geliyor. Evet, kesinlikle çok doğru söylediniz. Şimdi görüntülü bir konuğumuz var. Hı hı. Bu konuyla devam edeceğiz. Eee tamam. okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklar konumuz. Ee, görüntülü konuğumuz Profesör Doktor Tolga <laughs> Erdoğan Milano Eğitim Ateşesi. Onunla da konuşacağımız konu Türkçe dil eğitimi Milano İtalya'dan programımıza konuk oluyor hocamız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi <laughs> olmaya çalışıyoruz. Milano'da nasıl Türk vatandaşları iyiler mi? Biliyorsunuz çok büyük bir afet atlattık. Sonrasında evet. duygularını nasıl gözlemlediniz vatandaşlarımızın? Ülkemizde yaşanan afetle ilgili İtalya'da da Milano'da da hem Türk vatandaşlarımız hem de İtalyan dostlarımız tek yürek oldu. E, oradaki yaşadığımız acıyı e, bizlerle paylaştılar. Vatandaşlarımız yardım kampanyalarına hemen katıldılar. Hı hı. E, bütün derneklerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, hatta çocuklarımız e, oyuncaklarını yollayarak, arkadaşlarına notlar yazarak e, bu acıyı paylaşmaya çalıştılar. E, ülkemizin, ülkemize tekrar geçmiş olsun. E, hepimizin başı sağ olsun. Evet, çok geçmiş olsun hepimize. Şimdi e, çocuklarda dil eğitimini konuşmak istiyorum. Milano'da yaşayan evet. Türk çocuklarında dil eğitimi. Şimdi çocuklar okula başladığı dönemlerde e, nasıl bir eğitim ortamı bekliyor onları? Hı hı. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen sene benim oğlum da burada birinci sınıfa başladı. Hı hı. E, Türkiye'de mi burada... doğmuştu? Evet, Türkiye'de, Türkiye'de doğdu. doğdu. Hı hı. Anaokulu hı. eğitimini Türkiye'de aldı. Ve tam birinci sınıfa başlarken de görevim nedeniyle buraya geldik. Evet. Benim de alanım sınıf öğretmenliği. Tam da o okula başlama sürecini, okula hazırlık sürecini çalışan bir eğitimciyim. Hem bir baba olarak hem bir eğitimci olarak bu süreci yaşadım. Şimdi buradaki Türk çocuklarımız ilkokul birinci sınıfa başladıklarında aynı zamanda Türkçe dersleri de almaya başlıyorlar. Hı hı. Bizim çünkü şehirlerde öğretmenlerimiz var ve... Türkçe dersi veriyorlar. Haftada kaç Oğlunda, saat peki? Haftada iki saat. Hı -hı. E, bu e, okul dışı zamanda, okul çıkışında e, velilerimizin çocuklarını e, istekli olarak, gönüllü olarak getirdikleri, çocuklarımızın katıldığı, zorunlu olmayan e, bir ders. E, biz çünkü şuna inanıyoruz, çocukların dil gelişimi için, Ana dillerini öğrenmelerini, ana dildeki becerilerini geliştirmeleri çok önemli. Çünkü ana dilde edinilen beceriler ve yetkinlikler, işte diğer dillerdeki İtalyanca'daki, İngilizce'deki becerilerini ve yeterliliklerini doğrudan etkiliyor, evet. özgüvenlerini etkiliyor, hı hı. akademik gelişimlerini etkiliyor, kendilerini iyi hissetmelerine katkıda katkıda bulunuyor. Hı hı. Kaç yaşında başlıyor başlayabiliyor bir çocuklar okula peki? Pardon Türkçe dersine diyeyim. E, Türkçe dersine birinci sınıftan itibaren başlıyor. İtalya'da da Türkiye'deki gibi okula başlama yaşı. 6 yaşından itibaren çocuklar başlıyor okula. Yani sistemlerimiz birbirine benziyor. Bizde de birinci sınıftan itibaren Türkçe derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Hı hı hı. Öncesinde peki sıkça böyle kreşe okul öncesi eğitimine veriliyor mu çocuklar İtalya'da da? Şöyle söyleyeyim, İtalya'da da okul öncesi eğitim zorunlu değil, hı hı. E, ama e, gözlemlerim, e, ailelerle olan görüşmelerimde e, 3 yaştan itibaren özellikle hatta 0-3 yaşında 0-3 yaş arasında da gönderenler de çoğunlukta e, burada okul öncesi eğitimle ilgili farkındalık çok yüksek ve hemen hemen tüm veliler çocuklarını e, okul öncesi eğitime gönderiyorlar. Hı hı hı. E, peki orada Türk kökenli öğretmenlerin sayısında artış var mı? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi, evet, bizim Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu ile görevlendirilen 3 öğretmenimiz vardı. Hı hı. Biz bu sayıyı bu sene 4'e çıkardık ve önümüzdeki günlerde de inşallah 5'e çıkaracağız. Tabii bu çocuk sayısıyla, nüfusla ilgili olarak değişebiliyor ülkelerde. Ama hı hı. İtalya'da özellikle son 2 yılda yaptığımız etkinliklerle ve faaliyetlerle Türkçe dersine olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. Bu tabii hemen öğretmen sayımıza da e, yansıyor. Evet. E, hedefimiz e, tüm İtalya'da bütün çocuklarımızı e, Türkçe ile buluşturmak. Hı hı. Bunun için çevrim içi Türkçe derslerimiz de var. E, ateşeliğimiz de 2 yıl oldu e, kurulalı ve e, az önce görsellerde de gördüğünüz etkinlikleri, çalışmaları çocuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. E, şimdi yaşadığımız süreç nedeniyle e, kısa bir ara verdik ama biz de bir an önce günlük yaşam rutinlerimize, çocuklarımız için, gençlerimiz için dönmek istiyoruz. Dönmemiz evet. de gerekiyor. Hı hı. Çünkü çocuklarımızın iyi olmaları, iyi hissetmeleri, okul süreçlerine sağlıklı bir şekilde devam etmeleri çok önemli. Evet, kesinlikle. Beyza Hanım, siz bir psikolog olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani çocukların e, bir travmatik bir durumu varsa veya e, çok üzüldüğü bir nokta varsa e, okula gitmelerini uzmanlar önerir ya. <laughs> bu en güzel hani çözümdür der çocuklar <gülüyor> <gülüyor> için. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle <laughs> okula gitmenin ben de e, çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir önceki afetlere baktığımızda mesela bunlar 99 depremi gibi, Hiroşima gibi veya 11 Eylül saldırıları gibi bunların sonrasında olan araştırma ve raporlara baktığımız zaman Çocuklar nasıl iyileşmiş? Okulla iyileşmiş. Evet. Kendi arkadaşlarının yanına dönerek iyileşmiş. Çünkü okul olarak baktığımızda hani evet böyle dönemde okul mu? Evet böyle dönemde okul. Neden böyle dönemde okul? Çünkü aynı yası yaşayan çocuklarla bir araya gelecekler. Hı hı. Hepsi aynı şeyi yaşamış olacaklar ve birbirlerine çok küçük de olsa bir temas edecekler. Evet. Birlikte yas tutacaklar. Belki de e, kaybettikleri arkadaşları varsa, öğretmenleri varsa bunun yasını bile nasıl tutabiliriz? Bir aradayken çocukları öğrenecekler. Evet. Bir parça oyun oynayarak bunu öğrenecekler. O yüzden okul rutinine geri dönmek çok çok önemli. Çok önemli. Evet, Tolga Hocam sizin eklemek istediğiniz var mı bu konuyla alakalı? Ben özellikle bu dönemlerde çocukların yanlarında daha çok olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onları dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Belki zorla konuşturmak, bir şeyleri öğrenmek değil ama onlarla, ...anı paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, ben de iki çocuk sahibiyim. İkinci Allah ve dördüncü sınıfa giden çok sağ olun. Ee, biz de onların düzeylerine uygun olarak e, yaşanan gelişmeleri... ...onları dinleyerek hem paylaşıyoruz hem konuşuyoruz. E, çocuklarla, gençlerle e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, çünkü hem onların hem bizim buna ihtiyacımız var. Evet. E, okulu e, sadece akademik bir gelişim yeri olarak değil hem sosyal duygusal gelişimleri için, hem kişilik gelişimleri için, karakterler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Ve bu bağlamda etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ailelere de şunu öneriyorum açıkçası, duygular bulaşıcı. Evdeki kaygılar hemen çocuklara geçebiliyor. O yüzden evde oluşturduğumuz ortamlar... Çok önemli. Onlarla ne konuştuğumuz çok önemli. Onlarla etkili ne kadar zaman geçirdiğimiz çok önemli. O yüzden özellikle bugünlerde her zaman tabii ki bu söylediklerim çok önemli. Ama bunlara daha çok dikkat etmeli, çocukları ve gençleri bence daha çok dinlemeliyiz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel söylediniz. Peki Tolga hocam ileriki dönemlerde Milano'da yapmak istediğiniz başka eğitim projeleri var mı? Bundan da kısaca evet. bahseder misiniz? Tabii e, biz şehirlerimizde öğretmenlerimizle birlikte hem çocuklarımızın dil gelişimleri için hem sosyal duygusal gelişimleri için e, projelerimize devam ediyoruz. İnşallah 3 şehirde e, tiyatro oyunu çıkarıyoruz ve bu dönem sonunda da e, her şehir farklı şehirlerde sergilemek üzere e, bu projeyi gerçekleştireceğiz. E, anne baba ve çocuklarla atölye çalışmaları e, düzenleyeceğiz. Onlarla birlikte kitap okuyacağız. ...birlikte oyunlar oynayacağız... ...çocuklarla yapmıştık... ...şimdi anne baba çocuk... ...birlikte yapmayı düşünüyoruz... ...anne çocuk baba çocuk atölyeleri... ...birlikte yapacağız... ...önümüzde bir 23 Nisan var... ...çok önemli... ...geçen sene Milano'nun merkezinde... ...yaklaşık 500 kişiyle kutlamıştık... ...ve İtalya'da bir ilki gerçekleştirmiştik... ...bu sene çıtayı biraz daha yükselteceğiz ...diye düşünüyorum... ...şehirlerde de yine kutlamalarımız... ...senliklerimiz var... ...döneme kapı, döneme ve daha etkinliklerimiz var. Bir de vatandaşlarımızı çok dinleyip, onlardan gelen önerileri de dikkate alıp projeler gerçekleştiriyoruz. Şehirlerde çocuklarla, gençlerle çok buluşuyoruz. Gençlerle buluşmalarımız var. Onlar bizi dinliyor, biz onları dinliyoruz. İtalya'da gerçekten hem eğitim adına, hem Türkçe'miz adına hem kültürümüz adına çok güzel gelişmeler oluyor. Çok güzel. Bunları en iyiye, daha iyiye doğru taşımaya çalışıyoruz. Çok güzel. Sizler sayesinde tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerli çalışmalarınız, katkılarınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Çocuklara sevgiler, çok selamlar. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet Beyza Hanım sizinle e, nerede kalmıştık? Okulda öğretmenin çocuklar evet. üzerindeki etkisi eminim Tolga Hoca da çocuklar üzerinde çok olumlu etki bırakan bir öğretmen. Çünkü evet, evet. Hani yüzünden belli değil mi? Hani baktığın zaman gerçekten çok güleç, çok pozitif bir enerjisi var. Hı hı. Çocuklar da çok seviyordur. E, tabii ki her çocuğa böyle öğretmenler de nasip olmayabiliyor. çocuk <laughs> Bir de şeyi sormak istiyorum. <laughs> Buyurun. Okul değiştiğinde çocuklar Hı -hı. E, yeni bir ortama, yeni Hı -hı. bir okula, yeni bir Hı -hı. öğretmene alışmakta da zorluk çekebiliyor. Hı -hı. Öğretmen ne kadar iyi olsa da bir uzlaşma noktası da bulamıyor olabiliyor değil mi çocuklar? Hı -hı. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Evet yeni okul değiştirdiği zaman şey gibi hatta ben bunu hep söylüyorum emüvenlere hani neden zorlanıyor? Şimdi yeni bir eve taşındığımızda nasıl ki biz bile bocalıyoruz. O evin yolunu bulmakta, eşyaları yerleştirmekte. Evet. Ee, belki odaları dahi kapsamakta. O evde hani çekmece nerede ne, Tamamen bir yeni bir şeye adapte olma süreci. Hı hı. Bunun aynısını çocuklar da yaşıyor ve onlar daha büyük bir yerden yaşıyor. Evet. Şimdi yeni bir eve taşındığımızda orada belki etrafımızdaki komşularımız her şeyimiz de değişiyor. Çocuk için de böyle düşünmemiz gerekiyor. Tanıdığı, aşina olduğu her şey değişiyor. Hı hı. Biz yetişkin bedeninde bunu yaşarken zorlanıyorsak Çocuk bedeninde bunu yaşarken ne kadar zorlanır? Buradan biraz daha empati kurmak gerekiyor. Bir de eğer ki dönem içerisinde bu değişikliği sağladıysa, şimdi orada ilkokula gittiğinde ne var? Yeni bir öğrencisin orada. Herkes yeni arkadaş, yani arkadaş sistemine oturtmuş, evet. öğretmenle diyaloğuna oturtmuş, gidiş gidişini, belki bahçeyi biliyor. Okulun her yerini biliyor. O yüzden bu çocuklarda da aynı şekilde böyle minik de olsa bir yaz süreci yaşandığını iyi olmamız gerekiyor ve bu konuda biraz daha desteklememiz gerekiyor çocuğu. O duygusunu dışarıya çıkartabilmek için. İşte oku, eğer ki okul dönemindeki bir çocuksa e, kendi duygularımızdan örnek vermemiz gerekiyor. Eğer ki biz çocukken böyle bir şey yaşadıysak, yeni bir okul adaptasyonu sürecimiz olduysa veya yeni bir iş değişikliği sürecimiz olduysa, herhangi bir değişikliğimizi biliyor musun? Ben de yeni okula başladığımda, senin yaşlarındayken çok zorlanmıştım. Kendimi çok yabancı hissetmiştim. E, herkes yakın arkadaştı. Ben nasıl gireceğimi düşünüyordum. Bunların hepsi ne? Seni anlıyorum. Yanındayım. Merak etme. Bu duygular normal. Bunları yaşıyor olman normal. Çünkü anormal bir durum yaşıyorsun şu an. Başka bir okula geçtin. Anormal duruma verilen normal tepkiler. Bunlar diyerek aslında... Bu duruma her şeye uyarlayabiliriz. Hı hı. Depremde bile böyle yapmadık mı? Bak hani uyku uyuyamaman, kabuslar görmen, evet. yemek yememen bunlar çok normal. İnsanlar hı hı. kendilerini güvende hissetmediğinde böyle yaparlar. Ne? Aa tamam. Ben normalmişim. Evet. Bu yaşadığım süreç normalmiş. Gerçekten de anormal durumun normal tepkilerini çocuğa vermek gerekiyor ve bir yandan aslında duygu kapısını açmak gerekiyor. Hı hı. Eğer ki okul öncesi dönem yaşındaysa bir parça ee, dün Lawrence Cohen çok güzel bir oyun atölyesi düzenledi. Amerika'da çocuklarla çalışan ve oyuncu ebeveynlik gibi bir sürü e, kitap ve webinar hatta eğitimler düzenleyen bir kişi. Orada şeyden bahsediyordu. Okul öncesi dönemde de kuklaları kullanın. Hı hı. Yeni okula başlayan bir kukla olsun. Diğeri onu yargılıyor olsun veya öğretmeni olsun. Hı hı. Onları konuştururken zaten o konuşma akışını bile... Size or hayır öyle demedi böyle dedi diyecek onu düşürecek ve nasıl konuşması gerekiyorsa kendinden getirdiği bir dille konuşturacak. Evet. Birazcık aslında her olayda, her durumda çocuğun zorlanmasını gördüğümüzde birazcık oyuncu olmak, birazcık o zorlanmanın Normal olan kısımlarını çocuğa aktarmak, senin bunları evet. hissetmen, bunları yapman çok normal diyebilmek aslında. Evet. Ama Peki, çocuğu desteklemek. Çok güzel söylediniz, şunu sormak istiyorum. Peki ders çalışmak istemeyen çocuğu nasıl anlamamız gerekiyor? Ders çalışmak istemeyen çocuk, şimdi bu da yaş yaş değişiyor. Şimdi birinci sınıftaysa bu çocuk bunu zaten istemeyecek. Ders çalışma kısmı yani bu kısım ona daha yeni eklenmiş. Öyle düşüneceğiz bunu. Buna da adapte olmaya çalışacak ama bu ders çalışma kısmında, rutini oturtmada bir öncesine bakmamız gerekiyor. Bu çocuk neyin sorumluluklarını almıştı evde? Hmm. Sorumluluk bilinci. Ders çalışmak da sorumluluk bilinci. Bunu kaçırdık diyelim. Kaçırdık. Her şeyi toparlayabiliriz. Çocuklarda işte şey çok güzel. Toparlama kısımları. Oralardan girme kapıları açılıyor. Mesela şimdi hiçbir şekilde sorumluluk hani o kadar seviyoruz ki çocuklarımızı hani bir şey olmasın tamam ben yaparım ben hallederim diyerek aslında korumaya çalışıyoruz. Evet. Mesela bir su içecek şişenin kapağını açarak veriyoruz. Aslında bak şişeyi böyle tutuyorsun bunu böyle yapıyorsun birazcık sıktığında bak bu açılıyor. Hı hı. Ne yapıyorum aslında bu beceriyi veriyorum ki ben yanında olmadan bunu yapabilsin. Şimdi bunları yapmadım diyelim ki tamam bir kapı açıldı ilkokul kısmı açıldı. Diyor ki bana hadi sorumluluk ver hı hı. tamam burada bu olmadı şimdi bana bunu vermen gerekiyor minik 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 sorumlulukları vermek için hatta e, yeni yaptığımız mesela şey var bir duvar saati almak. Duvar saatinde mesela okuldan yani o günü planlamak çocukla. Ama planlarken bile yine çocuğa özgü. Bir hafta boyunca çocuğumu takip ediyorum. Bakıyorum yorulduğu günler. Bazen gerçekten de bazı dersler sonrasında çok yorulur çocuklar. Veya mesela bir beden bir dışarıda sosyal faaliyet geçirdiği zamanlarda bir ödevi buraya eklemek çok güzel oluyor. Çünkü enerjiyi atmış 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 tamam şimdi demek ki oturabilir. Çünkü oturmak demek çocuk için her oturduğumda böyle işler böyle yükleniyor bana. Çünkü başlıyorum evet. kıpırdanmaya başlıyorum. Evet tamam. özellikle bazı çocuklar ee, çok hareketli oturamıyor. Kesinlikle hani onu şey gibi düşüneceğiz orada enerji birikmesi demek ki bu enerjiyi ve kıpırdanmalar gördüğünde bir mola koymam gerekiyor. Bu molaları bile mesela oturdum 20 dakika mı? 20 dakika ders yaptık araya bir mola koyalım o zaman birazcık bir hareketlenelim. Ama bunu da çocuğa göstermek gerekiyor. Sen biliyor musun böyle 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 bir şeyler yapma sanki böyle bedenin sıkıldığını hissediyor. Ne yapıyorum? Sen kendi bedenini takip edebilirsin. Buralardan başlıyorum. Ondan sonra baktım 20 dakika diyorum ki 5 dakikamız var. Hadi şimdi 5 dakika ne yapalım? O enerjiyi nasıl atalım evin içerisinde? Enerjiyi atıp ama 5 dakika mesela son 1 dakika kala söylemek. Son bir dakikam var. Süremiz bitti. Hadi bakalım oturalım. Bir rutin oluşturmak aslında çocuklarda. Hı hı. Yine aynı aslında yer. Eğer ki uyku döngüsünde, beslenme döngüsünde ve bunun akabinde tuvalet döngüsünde bir düzen yoksa ödevi de düzenli yapmasını çok fazla bekleyemeyiz çocuktan. Bazı şeylerini düzenini önce biz koymamız gerekiyor. Buralar şu an bile yoksa Yine koyabiliriz. Hiçbir şey için geç değil. Aslında anne babaların da düzenli olması gerekiyor değil mi? Çocukların düzenli bir şekilde Bütün ödev insan. yapmaları için, rol model olarak aldıkları için, kabul ettikleri için anne babalarını. Evet. Bizim Kesinlikle. biraz kendimizden mi başlamamız gerekiyor bu noktada çocukları desteklemek Evet edecek. ama ben bunu yapamıyorsam da çocuğa bunu dürüst bir şekilde söylemem gerekiyor. Seni çok seviyorum, benim için çok değerlisin. Ben bunu başaramıyorum. Ama belki sen bana yardımcı olabilirsin. Belki çocuktan destek alabiliriz Aynen. değil mi? İlla biz böyle hani evet tabii ki de bizden gördüğünde çok daha rahat yapar. Ama zaten belli bir rutin oturtmayı mesela ebeveynlerin kalkma rutini yoksa bile o çocuk okula gittiği için uyanma rutini olacak. Hı hı. Tekrardan uyuma rutini olacak. Yemek belli bir rutine zaten ister istemez okulda çocuk oturuyor. Evet. Bu kısmı belki de tamamlıyor. Öncesinde olmayan, öncesinde elde edilemeyen o ilk kısım tamamlanıyor. Bizim yapacağımız bu kısmın sonuna ödev kısımlarını biraz daha rutin ve çocuğumu izleyen bir yerden eşlik Strese sokmadan ona. değil mi çocuğu? Çünkü bazen onu Hı -hı. yapabiliyoruz biz ebeveynler. Hı -hı. Çocuğum ders çalışsın, kaçırmasın. Çünkü Hı -hı. kaçırdığı zaman okuldaki başarısızlığı onu yine etkileyecek. Evet. Ama bu yine acaba benim kaygım olacak. mı? bir şeyler kaçır. Evet, o da var. Ama çocuk hani kaçırmasın diye sürekli ders Hı -hı. çalışsın diye çocuğu bazen strese de sokabiliyoruz. Evet. Bunlar kreş döneminde bile görülüyor mesela. Şöyle bir şey alıyorum. Etkinlik kitapları var kreş dönemindeki bir çocukla anne oturuyor. Renkleri öğrenelim, bir şeyler eşleştirelim ama en sonunda şöyle bir yere dönüyor. Hani yok bir biz tartışırken buluyorum diyor kendime. Burada ilk benim sorduğum şey anneniz veya bakım vereniniz size nasıl ödev yaptırıyordu? Hı hı, hı. Şimdi orada bir etkinlik geçirmek bile anne için belki de bedensel olarak oraya gitmek. O yüzden kendim ne kadarından etkilendim. Önce benim kabım geniş olacak. Önce ben bir nefes alıyor olacağım. Ondan sonra birlikte çocuğumun ödevine eşlik ediyor olacağım. Evet ama bazı ebeveynler de yarış içerisinde sokabiliyor farkında olmadan çocukları Evet akranlarıyla. Bu Kesinlikle. da çok eminim denk geldiniz rastladığınız bir durumdur. Evet. Buralarda yine baktığımızda belki ebeveynin yani şöyle şeyler açılıyor. Ebeveynin eğitim hayatı çok iyi değil ama bir şey oldu ve sekteye uğradı hop bir düşüşe. Şimdi ben ne yapıyorum çocuğumu burada tutmalıyım ki bu düşüşe benim gibi düşmesin. Benim kaderimi yaşamasın diyerek kendi kaderimi çocuğuma belki de yaşatmak üzere bir zemin hazırlıyorum orada. Hı, hı, hı. Düşmesin, düşmesin, düşmesin. E çocuğa neyi veriyorum? Bir kere düşmeyi ben merak ederim çocuk olsa. Evet, evet. İyi yapmasını yapmasın ya bir kere de kötü, kötü aldığında ne olacak? Evet. Bu da hayatın içinden bir durum aslında. Son Tabii olarak da şunu öyle. sormak Hı -hı. istiyorum. Ödül ve ceza evet. sistemi. Bunu uygulayan ebeveyn de çok fazla. Hı -hı. Bu konu hakkında yorumlarınızı almak istiyoruz. Ödül ve ceza dediğimizde bile yüz şeklimiz değişti değil mi? Hı -hı. Yani bu bu artık hiçbir şekilde katkısı olmadığını çok iyi biliyoruz. Hani söndürme evet, davranış söndürme katkısı var, ee, pozitif pekiştireç katkısı var. Bunu bir parça açacağım. Ama ödül ve ceza dediğimiz şey ödül de vermek, ceza da vermek burada şey negatif pekiştireç kisi. Hani birinin adı böyle ödül veriyorum, pozitif gibi gözükse de bu da negatif bir şey. Çocuk onu almak için yapıyormuş gibi yapacak. Bunların ikisi de işe yaramıyor. Hmm. Evet, hayvan deneylerinde bakıldığında birçok işte e, ne yapmış, ne, kapağı açmış, yemek almış vesaire. Ama artık biz çocuğun bir sürü duygusal girdisinin olduğunu biliyoruz, ebeveynle eşleştiğini biliyoruz. Yani sadece ödül ceza değil, artık bir sürü komponent var bunun içerisinde. Evet, çok doğru Burada pozitif pekiştire, şöyle bir şey oluyor. Şimdi çocuğum o gün gerçekten çok güzel ödüllerini yaptı ya. Ve Ben bunu taçlandırıyorum aslında. Taçlandırmak ney? Güzel büyük bir hediye ya da bir şey değil aslında burada yaptığımız şey ney? Sevdiği bir şeyi yapmak. O sevdiği şey bir tatlıysa, hadi gel birlikte bunu yapalım seninle. Hı -hı. Bugün çünkü çok güzel ödevlerini yaptım ve çok gurur duydum. Bak ne Hı -hı. yapıyorum daha pozitif Hı -hı. bir yerden, pozitif bir pekiştireç koyuyor, pekiştireç koyuyorum yaptığı davranışı devam ettirmek için. Negatif koyduğum ödül zaman ödül gibi değil de aslında daha hani sonucu istikba şey. odaklı. Bunu yaparsan sonunda bu var. Şimdi bunu yaparsan sonunda bu var dediğimizde ödevini bitirirsen parka gideceğiz. Bu pozitif pekiştireç. Ya da ödevini yapmazsan işte tablet yok. Negatif pekiştireç. Şimdi hmm. bu Bunlar ödül ceza sistemi aslında. Hı -hı. Daha doğrusu Hı -hı. çok pardon ödül ceza sistemi. Pozitif pekiştireç dediğimiz şey yaptığını görüyorum, fark ediyorum, onu onüre ediyorum. Hı -hı. Ama sonuna olumlu olumsuz bir şey koymak ödül ceza, yaptığı şeyi taçlandırmak, pozitif pekiştirec. Evet. Bunu görmek, bunu ödüllendirmek aslında çocuktan. Çok güzel. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hanım. ediyorum. Güzel sohbetiniz <laughs> için, bilgilendirmeniz için sizi uğurlayacağım. <laughs> çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz de öyle. Hoşçakalın. <laughs> evet, şimdi mutfağa doğru ilerliyorum. Magnolia'nın. Hazır değil mi? Makdol ile hazır. Ben süsledim ve kupalar koydum. ne kadar buraya. güzel! Buzdolabına kaldırdım da bunu görmeniz için burada şu an bıraktım. Ay çok güzel gözüküyor gerçekten. Olsun diye. Hem de şey böyle ufak bir porsiyon olmuş. Evet. Aslında tam tadında. Ee, daha çok yaptım aslında. Dediğim gibi sizler burada böyle porsiyonluk tadın diye küçük kaseler hazırladım. Hepsini en sonunda sunacağım. Şimdi e, beşamel soslu karnabahar için e, sütümü yine tencereye alıyorum. Hı hı. Bu arada biraz önce demiştim ya karıştırdım karnabaharları diye. Onlar fırında piştiler. Fırında, evet. fırında, baharatlarla, tuz, zeytin, Başka tuz karabiber karabiber ve zeytinyağıyla sotelemiş olduk aslında. Karıştırdım ve fırınladım. Fırında iyice piştiklerinden emin oluncaya kadar yaptım. Şimdi beşamel sosumu hazırlıyorum. Bu şekilde bile çok lezzetlidir diye tahmin ediyorum. <laughs> Bence de gayet lezzetli. Ben de çok seviyorum. Ve içine şimdi biraz badem unu. Hı hı. Biraz yine yulaf unu kullanıyorum ama dileyenler çiğ karabuğday unu, sorgum unu e, gibi onlar da kullanabilirler. Sadece badem unuyla da yapılabilir. Yine glutensiz bir tarif olduğu için. Beyaz unla da tabii ki yapılabilir ama hı hı. ben bir farklılık olmasını istediğim için yine bitkisel sütle yapılabilir. Hı hı. Ve soğan tozuyla e, sarımsak tozunu da ekliyorum. Tek yapacağım şey karıştırmak ve bu da aynı şekilde hemen kıvam alacak. Beşamel hı hı, sosum da olduktan sonra bu fırındaki pişen karnabaharlarımı fır hı hı. kabıma alacağım. Üstüne de beşamel sosu koyup sadece sos kızarsın diye aslında ikisi de pişmiş oluyor. Evet malzeme listemizde ekranda izleyicilerimiz not alabilirler. Evet, Karnabaharı Sevdirecek bir tarif diyebilir miyiz bunun çok için? bence diyebiliriz. Çok lezzetli dediğim gibi çocuklarım da benim çok seviyor. Hani evde de değişik bir alternatif. Özellikle derdimiz evet. hep onların yemesi ya. Sebzeyi, evet, meyveyi. Kesinlikle. Karnabahar çünkü seveni çok seviyor. Evet. Sevmeyeni de sevmiyor ya da evet. bazı tariflerini seviyor. Evet. Karnabahar deyince bizim evde genelde böyle kıymalı yapılan evet. vardır ya evet, tencere evet. yemeği evet. o yapılır. Bu şekilde böyle burada farklı bir burada badem bir lezzet veriyor. Hani onlar çocukların hoşuna gidiyor gerçekten. Bir de en son kaşar peyniri rendeledim yine. Yani uzayan bir peynir. İsteyen isteyen kullanabilir, istemeyen kullanmayabilir. Başamel sosun içine mi koyuyoruz yoksa üzerine Sosa mi seriyoruz? Sosu koymuyorum diyoruz. ama konulabilir. Ben Hı -hı. onu en son fırından çıkartmadan önce bir 5 dakika orada üstü kızarması için bekletiyorum. Hani erimiş haliyle daha güzel olduğu için. Hı hı. E, en son da e, taze soğan ve maydanoz veya dereotu da olabilir servis edeceğiz onunla birlikte gerçekten lezzetli oluyor fırına vermeye de bilirsiniz bu arada yani bunu hı. hazırladıktan sonra direkt o şekilde soslo. de yiyebiliriz evet pişmiş Zakan... evet bu ikisi da size pişmiş, pişmiş. Hı hı. hiç sorun değil ama daha lezzetli olsun diye size geliyorum koku bilmiyorum bana geliyor sarımsak ve soğan kokuları. evet evet çok güzel. Şimdi katılaşmasını bekleyeceğiz. Evet Katılaştıktan çok Katılaştıktan sonra hemen ocaktan alabiliriz. Hani bazen böyle tam pişsin içerisinde un var diye böyle pişirmeye devam ediyoruz ya. Kaynama yapmıyorum. olduktan sonra zaten o oldu demek. Dediğim gibi bunu ben şu an bugün inek sütü kullandım. Bunu bitkisel sütlerle de yine yapmak isteyenler süt ürünü tüketemeyenler yapabilirler. Yapabilirler. Evet. Ne güzel böyle alternatifler sunuyorsunuz. Evet benim işim o. <gülüyor> evet <gülüyor> harika bir durum. Şimdi... Ee, Dilerseniz şöyle bir kısaca anlatım sonraki aşamayı. Ben konuğumu çağıracağım çünkü onun katılaşmasına biraz biraz daha var değil mi? Çok az. 1-2 dakika içinde hemen evet. oluyor. Açtığımız o... zaman oluyor. Ee, bu dediğim gibi şu an karnabaharları fırına şirdik. Üzerine çirdik. başamel sosunu koyacağız. Ve fırına veriyorum. Ve fırına veriyoruz. Üzerine... Kaşar peyniri rendesini en son almadan önce koyacağım. Ee, taze soğanı ve maydanozu serviste sizin tabağınıza servise derken koyacağım yani koydum. süsleme olarak. Yine koyulaşmaya başladı bile zaten. Hı hı. Ee, yani... de farklı sebzeleri de yapabiliriz değil mi? Brokoliyi de bu şekilde pişirebiliriz, yapabiliriz. Brokoli bu bu şekilde olur ama karnabahar daha serttir. Hani aynı daha... pişme süreleri olmaz. Ondan da aynı şekilde hı hı. keyif yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Yani Beşamel sos burada yapmak istediğimiz. Bu tarifi, istediğimiz. hani bu tarifi farklı sebzelerde de uygulayabilir miyiz? Evet, Yapılabilir. E, olabilir brokoli ile, olabilir. Neden olmasın? Hı hı. Gayet de güzel olacaktır. Hı hı. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkür Size ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Birazdan şey, ediyorum. Bak, tadım için geleceğiz tamam. konuğumla. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz konumuz otizmde dil gelişimi özel gereksinimli çocukların dil gelişimi bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0090 505 756 0206 uzman dil ve konuşma terapisti Hazel Ezgi Dündar bizlerle stüdyomuzda. Otizmli çocukların dil ve konuşma becerilerinde nasıl farklar olur? Erken dönemde destek alınmazsa dil gelişimi nasıl etkilenir? Konuşma becerilerinin geliştirilebilmesi için hangi tedavi yöntemi uygulanır? Uzman dil ve konuşma terapisti Hazel Ezgi Dündar günaydın hayatta anlatıyor. Hazel Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz ülkenin var olan durumunda. Evet aynı şekilde eminim birçok seyirci de aynı cevabı verecektir. İyi olmaya evet. çalışıyoruz herkes gibi. Bugün konumuz e, otizm çocuklarda dil gelişimi. Hı hı. Şimdi bu konuya girmeden önce öncelikle şunu sormak istiyorum. Normal dil gelişim süreci nasıl olmalıdır? Şöyle aslında doğduğumuzdan itibaren iletişim kurmaya başlıyoruz ufak ufak. Hı hı. Nasıl hı hı. başlıyoruz? Ufak jest mimiklerle, göz takipleriyle, ortak dikkatle... Ee, sonrasında yaklaşık 6 ay civarında böyle ilk hecelerimiz başlıyor. E, ee, bir yaşına doğru da bunların artık böyle sözcüklere dönmesini, bir buçuk yaşında basit ikili birleştirmeleri olmasını, iki yaşında artık cümlelere benzemesini, 3 yaşında artık daha kompleks cümleler olması ve 4 yaşında da neredeyse yetişkin gibi anlatılar oluşturmasını bekliyoruz. Hı hı hı. E, peki bazı çocuklar hani geç konuşuyor ya hı hı. bazen genetik faktörlü oluyor veya fiziksel faktörlü oluyor. E, bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Hani bunları da e, tamamıyla başlı başına eğitim görmesi veya uzmana başvurulması gereken vakalar olarak ele almamız gerekir mi? Hı hı. Şöyle eğer normal gelişimi takip etmiyorsa her şekilde çocuğun bir desteğe ihtiyacı var demek aslında. Yani bu sadece bir harf söyleyememek olabilir. 3 yaşında hala tekli sözcüklerle konuşmak olabilir. Az önce bahsettiğim ya da işte pek çok yerden ulaşabileceğimiz o normal gelişim çartını takip ettiğimizde bir farklılık varsa sebebinden bağımsız bir desteğe ihtiyacı var. Ama bu noktada tabii ki farklı alanlarla da bir kompleks bir değerlendirme yapıp ee, hangi alanlarda var? Evet sebebi ne? Hı hı. Dediğiniz gibi fiziksel mi, salt dil mi, başka bir sebep olmaksızın dilde bir gecikme mi var? Yoksa otizm gibi mesela başka alanlardan da desteklenmesi gereken karmaşık, daha karmaşık bir durumu mu var? Ee, bunu tabii incelemek gerekiyor. İncelemek ama... gerekir. Çünkü bazen ebeveynler şunu söylüyor. Hani çocuk iki yaşında, kelime çok fazla hı. söyleyemiyor. İşte onun e, halası da öyleydi, hı. teyzesi de öyleydi. E, konuşur, hani deyip bazen atlayabiliyoruz, değil mi? Ya da cinsiyet faktörü devreye giriyor. Cinsiyet, gidiyor. evet, erkekler erkek bu, daha erkekler geç, geç konuşuyor, ya da kızlar evet. erken konuşuyor gibi. Şöyle evet cinsiyet de etkili, evet genetik faktörler yani ailede olması da etkili, ama Velev ki öyle de olsa bu çocuk gecikiyor öyle ya da böyle. Yani hı hı. bir desteğe ihtiyacı var. Evet geç konuştunuz ama bu sizin hayatınızda pek çok şeyi de sekteye uğrattı. Neden çocuğumuzda da aynı süreç işlesin? Evet etkili olabilir ama başka bir şey de olabilir. Bu gecikme mesela otizmde olduğu gibi erken bir belirti olabilir. Ne olduğunu bilmeden sadece beklemek, sadece zaman kaybetmek gibi bir şey oluyor aslında. <laughs> Şimdi e, otizme geçmek istiyorum. Peki otizmde bu süreç nasıl ilerliyor? Dil gelişimi süreci. İlk verilen belirti e, dil gelişimi mi olmuş oluyor? Şöyle her zaman böyle olmasa da neden ilk diyoruz? Çünkü zaten otizmi artık biliyoruz ki e, iki ana ayağı var kriterlerinin ve biri bunun etkileşim ve iletişim temelli. Dolayısıyla en erken edinilen beceriler de bu bağlamda iletişim becerileri olduğu için daha 6 ay öncesinde sizinle göz kontağı kurmuyorsa, jest mimik kullanmıyorsa, dil becerileri hep geriden geliyorsa evet bu tabii ki her geciken çocuk otizmli değildir. Ama bir alarm lambası yakmalı ve bir kontrole gidilmeli ya da bir değerlendirme yapılmalı bu konuda. Şimdi dil gelişimi derken aslında iletişim aracı hani konuşmak birçok alanda da iletişim kurabiliriz karşıdaki kişiyle. E, otizmli çocuklar ya sadece dil gelişiminde değil, göz kontağı konusunda da, vücut dili konusunda da mı e, sinyaller veriliyor? Hani ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce siz de bahsettiniz ya onu birazcık daha Tabii ki. Sizin e, az önce bahsettiğiniz gibi dil aslında sözel olan ve sözel olmayan beceriler içeriyor. Hı hı. E, burada e, çok küçük yaşlarda bile işte uçan bir kuşu gösterip... Ah, gibi hani sesini söyleyemese bile ya da sözcük söyleyemese bile ortak bir ilgi oluşturmaya çalışmak, istediği şeyi işaret etmek ya da sizin işaret ettiğiniz şeye bakabilmek, beraber bir oyuncakla ortak süre geçirebilmek yine ortak dikkat bağlamında. Bunların tamamı aslında iletişim becerisi. iletişim öncülü çünkü. Göz kontağı zaten bizi böyle alarma geçiren başka bir konu. Çünkü aslında çok erken dönemde başlaması gerekiyor. Yani 6 aya kadar baktığınızda bir göz kontağı yoksa, odaya girip çıkana kontrol etmiyorsa ya da gideni aramıyorsa, gelene bir dikkatini vermiyorsa, evet e, buralarda normal gelişimden farklı ilerleyen bir şey var diyoruz. Yani çocuğumuzun otizmli olup olmadığını aslında dil gelişimi e, süreci gelmeden de bu şekilde de ...sinyallerle anlayabiliriz. Aynen öyle. Tabii ki dediğim gibi tek bir kriterle... ...nasıl ki sadece burnum akıyorsa grip değilim. Hı hı. E, bu tek bir belirtiyle olamaz ama bize bir sinyal veriyor olabilir. Ve ne kadar erken teşhis edilirse aslında o kadar iyi olmuş oluyor değil mi? Aynen öyle. Pek çok desteğe sadece dil anlamında değil... ...yan branşlarda da desteklenmesi gerekiyor olabilir. Ama dilden yakalamışızdır. Çevresel olarak çok iyi destekleriz. Akranlara çok daha e, hızlı ulaştırabiliriz. Hı hı. E, peki daha çok hangi yaş aralığında... Bunu tespit ediyorsunuz. Ee, şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi erken dönem sinyalleri de oluyor ve bunun tanısını koyan tabii ki tıp doktorlarımız, çocuk doktorlarımız, çocuk nörologlarımız, çocuk psikiyatristlerimiz oluyor ama erken dönemde bu becerilerin yokluğu şüphelendirebilir ya da bu beceriler vardır. 12-24 ay özellikle 18 ay civarında bu aralıkta var olan beceriler kaybolabilir. Hem iletişim anlamında hem gelişimsel anlamında. Hocam işte bir buçuk yaşına kadar aslında konuşuyordu. Fakat genelde bir travmatik bir durumla ilişkilendirilip bir anda sözcükleri şundan çok korktu. Buna çok üzüldüğü için kayboldu. Evet böyle de olmuş olabilir. Psikolojik bir sebepten olmuş olabilir bir geri çekilme. Ama yine bu da böyle bir bize... Acaba mı dedirtecek başka bir konu. Dediğim gibi hem motor anlamda hem dil becerisi anlamında bir duraksama ya da geri çekilme. Hı hı. Yani otizm sonradan oluşabilecek bir durum olabilir mi? Sonradan oluşmaz. Kendini o zaman gösterir Kendini aslında. Kendini o zaman gösterir. Benim de böyle bir tanıdığım vardı. Hı hı. Otizmli bir çocuğu vardı. Ee, bana şey demişti biz... E, işte bir, aynı sizin bahsettiğiniz gibi bir buçuk yaşına kadar çok güzeldi. Hani her şeyi böyle kelimeleri söylemeye başlamıştı. E, fakat e, çok fazla ekrana maruz kaldığı için e, bir buçuk yaşından sonra e, otizm sinyalleri vermeye başlamış. Hani ekran tetiklemiş, ekran yapmış e, bu şekilde bana ifade etmişti. Çok hı hı. ilginç gelmişti bana açıkçası. E, ben de ondan sonra hani çocuklarıma hiç öyle ekran göstermemeye çalışıyordum tabii ki. Bazen zorunlu zamanlarda gösteriyorum, hani itiraf edeyim. Ekran peki e, tetikler mi? Edip. Başlı başına zaten özellikle dil gelişiminde, iletişim gelişiminde, tek yönlü bir şeyin önünde saatler geçirmek bizi bile nasıl kısıtlıyorsa çocukta da aynı şeye sebep olabiliyor. İstediğimiz bir şey değil aslında özellikle erken dönemde ekran maruziyeti. Ee, en azından dediğiniz gibi zorunlu durumlarda bile bunu bir materyal ya da ortak bir iletişim aracı gibi kullanabilmek önemli. Ee, bahsettiğiniz örnekte de ekran otizm yapmaz evet ama dediğim gibi zaten beklediğimiz bir gerileme var üstüne bir de iletişim ketleyici başka bir şey geldiği zaman bu çocuğun zaten en çok zorlandığı alan iletişimken komple daha görünür hale dediğim gibi daha sivri bir hale getirebiliyor o durumu. Hı hı hı. Peki konuşma zorluğu yaşayan çocuklar erken dönemde destek almazsa ne gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalıyorlar ileriki dönemlerde? pek çok sorunla baş etmek zorunda kalıyorlar aslına bakarsanız. Ee, hep söylediğimiz gibi dil zaten basamaklı bir süreç. Bir yerinde bir gap olması, geçemediğimiz bir basamak olması hep bizi geriden takip ettiriyor akranlara göre. Bunun sonuçları akademik oluyor, iletişimsel oluyor. Bunun sonuçları psikolojik oluyor. Hmm. Yani akran zorbalığı ya da gerekli iletişimi kuramamak gibi. Her anlamda aslında bizi geri çekiyor bu durum. Bir destek alınabilip bunları halledilebilecekken çok da beklenmemesi gereken bir süreç. Peki siz nasıl bu sürece başlıyorsunuz? Hani terapi diyeyim, terapi diyoruz değil mi bu sürece? Evet. Terapi sürecine nasıl başlıyorsunuz? Nasıl tespit ediyorsunuz? Daha sonrasında nasıl bir süreç bekliyor çocukları ve ebeveynleri? şöyle iki yolla oluyor aslında genel olarak ya bir doktora gidilmiş ve tanı alınıp bize gelinmiş oluyor hı hı. Ee, ya da az önce dediğimiz gibi ilk kendini konuşmada ya da iletişimde belli ettiği için ilk bize başvurabiliyorlar eğer biz böyle bir şeyden şüpheleniyorsak o zaman bir doktorumuza yönlendirip sonrasında biz terapi sürecine başlıyoruz ee, doğrudan tanı koyucu biz değiliz. Ama evet otizmli olduğunu şüphelendiğimiz ya da otizm tanısı koyulmuş bir çocukla başlayacağımız zaman kullandığımız çeşitli değerlendirme yöntemleri var e, yaşına göre, düzeyine göre kullandığımız. Bazen de sadece doğal dil örneği dediğimiz çocuğun doğalında ürettiği dil ya da iletişim becerilerini sorguladığımız değerlendirme süreçlerimiz var. <laughs> Bu süreçle alakalı detaylı sorular soracağım birazdan ama öncesinde görüntülü bir konuğumuz var. Hilal Uzunkaya seçen kendisi psikolog Brüksel Belçika'dan yayınımıza konuk oluyor. Hoş geldiniz Hilal Hanım nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, özel gereksinimli çocukların dil gelişiminden bahsediyoruz. Siz de e, Belçika'da yaşıyorsunuz. Ee, özel gereksinimli çocukların ebeveynleri size geliyor mu? Başvuruyorlar mı? Ee, henüz özel gereksinimi olan e, danışanlarla yani çocukların aileleriyle çalışmaya başlamadım ama e, çevremde gözlemlediğim kadarıyla e, tabii ki oldukça kaygılılar. Hı hı. E, bu durumun tespit edilmesi, e, bu sürece e, kesinlikle adapte olmak çok zor bir şey bir ebeveyn için. E, özellikle suçluluk duyguları çok yoğun oluyor, kaygı çok yoğun oluyor. Hı hı. Ee, öncesinde birazcık e, bizim de hazırlık yapmamız gerekiyor aslında ruh sağlığı uzmanları olarak. Çünkü süreç Oldukça sizi de duygusal anlamda yıpratan bir süreç. Aileyle koordineli olmak zorundasınız. E, çocuklar özel eğitim sürecinde e, aşırı hassasiyet içerisinde ele alınmalı. Çünkü her çocuğun e, farklı bir e, bu süreci yaşayış e, durumu söz konusu. E, Otizmlerde özellikle e, bazı nesnelere, objelere aşırı takıntılı davranışlar gözlemliyoruz. E, bu süreçte de bebeğinin çok fazla çocukla inatlaşmadan, çocuğun o onun için değerli ve özel bir obje olabilir. Dolayısıyla kısıtlamalara girmeden, onunla inatlaşmadan bu süreçte istediği nesneleri her ne nesne onun için uğurlu ya da kıymetliyse çünkü otizmlerde genellikle de dil gelişimi birçoğunda ya hiç olmuyor ya da çok az gelişmiş oluyor. Dolayısıyla onlara en azından bedensel noktada iletişime davranış diliyle beden diliyle iletişime yöneltmek için bu noktada ailelerin süreç içerisinde çok fazla yön ihtiyaçları oluyor elbette. Hı hı. Hazel Hanım şunu da sormak istiyorum. Şimdi hani böyle dil gelişiminden bahsediyoruz. Hilal Hanım da dedi ya ya oluyor ya, ya biraz oluyor ya hiç olmuyor. Ama e, üniversite okumuş e, otizmli kişiler de var. Hani böyle çok güzel bir şey aslında. Nasıl oluyor o noktaya gelebilmeleri için? Ne gibi destekler verilmesi gerekiyor o süreç içerisinde? Şöyle zaten kendi içinde bir düzey durumu var. Hı hı. E, dolayısıyla literatürde yaklaşık yarısının konuşmayla ilgili zorlandığını hı hı. E, söylüyor e, otizmli bireylerin. Bu noktada evet o yarısı zorlanıyor zaten. Diğer yarısı dediğiniz gibi zaten iletişim anlamında bu kadar etkilenmemiş olabiliyor. Konuşma hı hı. anlamında en azından e, farklılıkları olmakla beraber. E, bu... Etkilenen yarısında da dediğiniz gibi doğru ve erken bir destek süreci varsa yine akranlara çok yakın bir seyir izleyebiliyoruz. Bu durumda da o bahsettiğiniz daha e, mutluluk verici örnekleri görebiliyoruz. Evet, evet. Peki Hilal Hanım e, az önce ailelerin kaygılarından bahsettiniz. Belçika'da peki e, Belçika hükümeti, devleti bu kaygılar için bir şeyler yapıyor mu ailelere? Hı hı. Destek evet, veriyor Belçika mu? Belçika hükümeti. Evet, bununla alakalı çok güzel destekler var Belçika'da. Şöyle çocukları kategorize ediyorlar öncelikle, yani zihinsel özel gereksinimi olan fiziksel özel gereksinimi olan ve yatalak durumda olan çocuklar şeklinde üç gruba kategorize ediyorlar ve bölgelere göre tabii ki sunulan hizmetler değişiklik gösteriyor. İşte Valon bölgesi var, plamen bölgesi var. dolayısıyla bölgelere göre farklılık gösteriyor ama genel olarak çocuğa eğitim anlamında, sosyal aktiviteler anlamında işte özel okul servisleri sağlık hizmeti eğer e, çocuk sağlık hizmeti almaya gidemeyecek bir durumdaysa eve hemşire ve e, eğitim e, elemanı gönderme noktasında yardımcı olunuyor. Hatta e, şayet anne baba ben çocuğuma bakma suretiyle çalışmak istemiyorum diyorsa devlet ona maaş ödemesi sağlayarak e, çocuğuna evde kendisi bakıyor ama aynı zamanda çalışmadığı için de devlet e, maaş e, açığını kapatarak e, maaş hizmeti sunabiliyor. Ya da ben çocuk Çocuğuma tamamıyla bakamıyorum sizin bakmanızı istiyorum dediği takdirde de devlet bütün imkanları sağlayarak bakımını üstleniyor çocuğun. Bunun yanında şöyle faydalı ve güzel destekler var çocuğunun özel gereksinimi olduğunu işte bu saptanmışsa bir sağlık hekimi uzmanı tarafından bu belgelerle gittiğinde bölgeye göre yine değişiklik göstererek tabii ki evin enerji su ve kira giderleri noktasında yüzde ellisini devletin karşıldığı yönünde bölgelere göre değişiklik gösterse de bu tür yardımlarda söz konusu sosyal hayatı hazırlama noktasında eğitim noktasında e, akranlarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilme noktasında da oldukça destekliyorlar. Hı hı, çok güzel. Peki e, aileler sosyal anlamda ne gibi zorluklar yaşıyor? Aileler sosyal anlamda e, tabii ki bir toplum tarafından dışlanmışlık hissettiği süreçler var. Çünkü bu bir kabulleniş süreci aslında. E, çocuğunuzun özel gereksinimi olduğunu ilk başta ben bunu birazcık şeye benzetiyorum Elizabeth Kübler Ross'un yaptığı bir kanser hastalarıyla yaptığı bir çalışma vardı bu ünlü psikiyatrisin ve kanserin evrelerinin kanser rahatsızlığının kabullenilişinin evreleri olduğu gibi aslında çocuğunun özel gereksinimi olduğu ile alakalı yüzleşme sürecinde de tıpkı bu hastalığın kabullenişi gibi bir sürecin olduğunu ben ailelerde gözlemliyorum ee, bu yapılan araştırmadaki süreç şöyle seyrediyor. İlk başta inkar evresi dediğimiz evre. İşte başka alternatif doktorlara gidiyorsunuz, hastalığı kendinize yakıştıramıyorsunuz. ...yakıştıramıyorsunuz, çocuğunuza yakıştıramıyorsunuz. Aslında özel gereksinimi olan çocukların ailelerinde de ilk başta... E, ...şayet anne karnında bu işte ikili üçlü taramalar dediğimiz taramalarda Hı -hı. çıktıysa... ...hamilelik sürecini zaten bu kaygıyla geçiriyor o anne... ...ve bebek e, bütün bu duyguları zaten e, plasentadan kan ile birlikte... ...aynı zamanda bu duyguları emiyor. E, sonra gittiğiniz diğer doktorlarda da aynı sonuçlar elde edilince... Yoğun bir öfke hissediyor yani inkardan sonra öfke geliyor, öfke patlamaları geliyor yoğun bir üzüntüyle birlikte. Sonrasında da pazarlık evresi, depresyon evresi ve kabulleniş evresi. Bu evrelerin hepsi yaşanmak zorunda değil ama tıpkı kanserle yüzleşmek gibi çünkü bizim toplumumuzda Evet annesi babası ölene öksüz ve yetim gibi sıfatlar biz yüklemişiz hmm. e, ama evladının kaybına yüklenilen hiçbir sıfat yok. O anne ve babaya hiçbir sıfat verilemiyor e, ve düşünün ki e, hiçbir anne baba e, çocuğunun ölümüne şahit olmak istemez ama e, maalesef özel gereksinimi olan Çocuklara sahip aileler çocuğundan çocuğunun kendisinden sonraya kalmasını istemiyor. Yani Hı -hı. onun ölümüne şahit olma acısını bile kabul, kabul ediyor, ediyor içinde. Var. Çünkü kendisinden sonra nasıl bakımının üstlenileceğini, ona nasıl davranılacağını, şefkat ve merhamet gösterilip gösterilmeyeceğini. Çünkü çok ağır yaşantılar, sosyal hayattan kopuyorsunuz, zorlanmalar yaşıyorsunuz, çocuğunuza kendinizi adıyorsunuz kendinize zaman ayıramadığınız için yeri geliyor, kendinize de kızıyorsunuz, haksızlık yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama yine de bu karmaşık duygulara rağmen çocuğunuz sizden sonra nasıl bakılır kaygısıyla e, benden sonraya kalmasın diyebiliyor maalesef bu aileler. Çok acı gerçekten. Buradan ailelere, hani özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere gerçekten sabır diliyoruz. Ama yine de hani diyorum ya özel... Çocuklar hani e, evet. çok hani mutlu örnekleri de var. Bazı alanlarda çok da başarılı olabiliyorlar bu çocuklar. Doğru yönlendirmek çok çok önemli gerçekten. E, Hilal Hanım son olarak söylemek istediğiniz başka şeyler varsa sözü size bırakıyorum. Sonra elveda diyeceğiz size. Teşekkürler. E, tabii ki özel gereksinimi olan çocuklara sahip ailelerle alakalı toplumdan topluma değişiklik gösteren yapılan çalışmalar var. E, bu noktada biz toplum içinde yani biz ruh sağlığı uzmanları olarak zaten elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ama e, annelere ve babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınız sağlıklı olabilir ama bedensel, zihinsel e, olarak bu süreçleri yaşayan çocukların ailelerine olabildiğince yapmak zor. O insanların yerinize kendinizi koymanız çok zor yaşamayınca o süreci. Ama olabildiğince empatik davranın. Çünkü onlar zaten toplumdan kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Kalabalık ortamlara girmek istemiyorlar. Çocuğuyla alakalı bazı bakışlar bile onları rahatsız edebiliyor. Hı hı. Çocuğunun yaptığı bir şeyde kendini açıklama gereği hissediyor. Yoğun bir mahcubiyet hissediyor. Bu toplumsal dışlanmışlıktan arındırmak ve onların bir nebzede nefes alabilmesi. Çünkü onlar ne kadar enerji depolarlarsa çocuklarına da o kadar sağlıklı ebeveynlik yapabilecekler. Bu noktada devletin sağladığı imkanların yanında bireysel anlamda da bizim de dayanışma içinde olmamız lazım. Tıpkı zor günlerden geçtiğimiz bu süreçlerde yaşadığımız bu kenetlenme gibi e, gördüğümüz her yerde e, bir ihtiyaçları olup olmadığını işte bir e, özel gereksinime olan fiziksel bir rahatsızlığı olan bir çocuklu anneyi gördüğümüz zaman sokakta özellikle yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormak bile gözünüzde o merhamet ve sevgiyi göstermek bile onların yüreğine dokunuyor ve Kesinlikle. cesaret veriyor. Hayata karışmalarına sebep oluyor. En azından bireysel anlamda insan olarak bunu sağlamaya çalışalım. Aynı süreçleri gelecekte bizim yaşamayacağımız bugün sağlıklı çocuklara hı hı. sahip olsak da ileride bu süreçleri yaşamayacağımızın garantisi olmadığını, bizim de bu süreçlere aday olduğumuzu Unutmamamız gerekiyor. Teşekkür <laughs> ediyorum ben. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar Belçika'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın Hilal Hanım. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten. İnsan bazen ne diyeceğini bilmiyor. Kesinlikle. Ee, çok doğru bir şey söyledi. Hani toplumsal olarak da biraz bu konuda hani farkındalığımızı, duyarlılığımızı bence daha da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, Kesinlikle. Yani aslında orada eklemek istediğim şöyle bir şey var. Ben bunu şimdiye kadar hep vicdanen ve etik olarak düşünüyordum ve söylüyordum, öneriyordum danışanlarımın annelerine, babalarına ya da diğer branştaki danışan kişilere ama artık çalışmalar da şunu destekliyor. Bu etkileşime çocuklarımızı yüreklendirmek, normal gelişim gösteren çocuklarımızı. Sadece otizmi olan çocuklarımıza etkileşim açısından bir destek sağlamıyor. Hı hı. Normal gelişim gösteren çocukları da empati gibi, bağ kurma gibi pek çok şeyde destek oluyor ve onları da geliştiriyor aslında. Evet. Dolayısıyla bu çift yönlü verimli bir süreç. Yani şeyi çok görüyoruz ne yazık ki toplumda aman işte o farklı bir çocuk sen ona yaklaşmaları hayır o sizin çocuğunuza destekler kısmını söylemek istiyorum. Hem evet yani biz de annelerine babalarına destek olmalıyız ama çocuklarımızla etkileşim açısından o çocuklarla yüreklendirmeliyiz. Hı hı. Terapi sürecine geri dönmek istiyorum. E, çocuktan çocuğa değişiyordur değil mi gelişme süreci? Tabii ki. Hiç, e, hiçbir şekilde cevap vermeyen çocuklarda oluyor mu peki? E, şöyle söyleyeyim başladığı noktada kalmıyor hiçbir çocuk. Hı. Yani sıfır iletişim geldi sıfır iletişim gitti şeklinde olmuyor. Evet, etkilenmişlik düzeyiyle hangi alanlarda farklı başka komponentlerde etkilenip etkilenmediğiyle, tabii ki sürecin süresi azalıp kısalabiliyor. Yani bir anda büyümeden bir anda çiçek açan çocuklarımız da varken çok daha uzun süreler bizimle yola devam eden çocuklarımız da olabiliyor. Belki sadece o süreçte şunu sorgulayabiliyoruz: Acaba bu çocuğun mesela duysal bir hassasiyeti var bizden farklı hissettiği ve aslında ben terapide bir şeyler vermeye çalışırken, aile evde bir şeyler vermeye çalışırken mesela bir ışıktan, bir dokunmadan çok rahatsız olduğu için acaba etkileşime ortak olamıyor mu? Hı hı. Böyle bir ışık yandığı zaman mesela bir ergoterapiste yönlendirmek ya da davranışsal ya da kavramsal başka eksikleri yüzünden mi etkileşim ve iletişim kuramıyor dediğimizde bir özel eğitim öğretmeninden destek almak falan gibi böyle çevresel koşullarla desteklediğimizde de hızlanabiliyor. Daha çok zorlanan ya da hiç konuşmayan çocuklarımızda. Yani başa almıyorsunuz. Farklı yöntemleri devreye sokuyorsunuz. Aynen öyle. Farklı aslında yol arkadaşları hmm. ekliyoruz hmm. sisteme gibi düşünebiliriz. Hmm. Hmm. Peki sonrasında mesela gelişme olduktan sonra Hilal Hanım çok güzel ifade etti ailelerin süreç içerisindeki duygularından. Peki böyle hani gelişmeler sonrasında çocukların da gelişmeleri gören ...tanık olan ebeveynlerin duyguları genelde nasıl oluyor? Şöyle bir anı anlatabilirim. Ben ilk mesleğim psikologluk ve bir süre özel çocukların anne babalarıyla... ...psikolog olarak da çalıştım. Hı hı. Terapi gibi değil ama bir danışma verdiğim süreçler oldu. Ve hep çok zorlanan ailelere özellikle bir tanesini net hatırlıyorum. Otizm olan bir çocuğu vardı. İşte 3-4 çocuğundan sonra gelen en ufak çocuğuydu. Ve diğerleri parlak çocuklarken bu çocuğun zorlanması onu çok yıpratıyordu. Hep şöyle diyordum ona yani evet çocuk her zaman çok kıymetli ve meyvesi çok tatlı ama emin ol bunun meyvesi diğerlerinden çok daha tatlı olacak. Hani hakikaten de çok şükür ki sonrasında o çocuk çok güzel yollar kat etti ve geri dönüş anneden bana öyle olmuş. Siz böyle demiştiniz gerçekten ve çok başkaymış. Çünkü çok daha emekli bir süreç, zorlandığını bildiğiniz ve desteklediğiniz bir süreç. Evet her çocuğun anne demesi çok kıymetli ama 6 yaşına kadar konuşmamış başka zorlanmaları da olan bir otizmli çocuğun 6 yaşında anne demesi da başka bir kıymetli gibi hı hı. bir süreci var. Hı hı hı. Peki e, terapi sürecinde ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi nasıl olmalı? Ebeveyn, ebeveynlerin de eminim dikkat etmesi gereken e, bir sürü nokta vardır diye tahmin ediyorum. Siz aynı zamanda hem çocuklara hem de ebeveynlere mi e, terapi vermiş oluyorsunuz bu süreçte? E, aslında çocuklara terapi, ebeveynlere rehberlik gibi bir süreç olabiliyor hı hı. ya da bazı yöntemler var. Tamamen aile üstünden giden Terapi yöntemleri de var, aile odaklı dediğimiz. Terapist odaklılar var, çocuk odaklılar var. Ama ne olursa olsun, hangi yöntemde olursa olsun kesinlikle aile bizim çok büyük bir terapist olarak ya da uzman olarak iş ortağımız diyebilirim Hı -hı. burada ya da yol arkadaşımız Hı -hı. diyebilirim. Çünkü e, biz rehberlik edebiliriz, asıl uygulayıcı aslında onlar. Çünkü 7-24 beraberler. Evet. Dolayısıyla ailenin ta baştan iletişim kurma şeklini... E, Geçirdikleri zamanı sözel anlamda verimli kılmayı aslında onları da bir rehberlik etmezsek zaten biz verim sağlayamıyor oluyoruz. Hı hı. E, mesela aile bir yetişkin konuşmasıyla konuşurken çocuk daha babıldamaya çalışıyorsa yakalayamayabiliyor. Ya da zaten konuşmuyor deyip aile de konuşmayı azaltabiliyor ve çocuk bu sefer bu anlamda hiç uyaran almıyor olabiliyor. Dolayısıyla aileyi düzenlemekte nasıl ailedeki sıkıntılar bizi çok geri düşürüyorsa bir o kadar ivmelendiriyor ailenin bu anlamda etkileşimini doğru kanala vermesi. Peki özel gereksinimli çocukları bizi izleyenlere, e, ailelerine neler önerirsiniz daha iyi bir iletişim için çocuklarıyla? E, kesinlikle bir kere zaten çocuğumuzun iletişim basamağının nerede olduğunu bilmek çok önemli. Hı. Yani dediğim gibi az önce, heceleyen bir çocuğa üç sözcüklü karmaşık bir cümleyle konuşamazsınız. Daha bir sözcük, iki sözcük basit e, anlasam anlamak başka bir hikaye anlasa da taklit edemeyebilir. O yüzden taklit edebileceği düzeyde alabileceği ve kullanabileceği düzeyde bir dil kullanmak çok önemli, sade bir dil kullanmak çok önemli. Bununla beraber dikkat çekici bir dil kullanmak çok önemli. Hı hı. Şimdi otur bakalım, hadi seninle burada konuşma öğreneceğiz gibi masa başı bir öğretici öğretmen edasıyla değil, onu biz de yapmıyoruz çünkü aile de yapmamalı. Hayır, ben seninle etkileşim kurmaktan zevk alıyorum. Sen evet otizmde gördüğümüz tekrarlayıcı davranışım var, arabanın tekerini mi çevirmek istiyorsun? Tamam, sen böyle iletişim kurmak istiyorsan ben sana katılıyorum. Hı hı. Ben seninle ondan keyif alıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş seni benim de bildiğim etkileşime çekmeye çalışıyorum. Ama yine senin dilinde başlıyorum. Yani önce etkileşimden çocuğun keyif alması lazım ki etkileşime girsin. Öğrenilen bir şey kesinlikle değil o yüzden. Hı hı. Şimdi otizmli çocuklar akranlarıyla da iletişim kurmakta çok problem yaşıyorlar. Peki e, bu onların hem oyun hem de e, okul alanındaki e, eğitimini aksaya... E, e, yani sekteye uğratmış, söyleyemedim tam olarak ifade edemedim. Sekteye uğratmış oluyor. Hı hı. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Aslında beni öneriyorsunuz. Az önce biraz bahsettim. Evet biz zaten uzman olarak destekliyoruz. Aileye bir yöntem gösteriyoruz. Ama dediğiniz gibi dış ortam var bir de. Yani haklı olarak diğerleri de çocuklar ve eğer biz onları onları da doğru yönlendirmezsek nasıl etkileşim kuracağını bilmiyor. Bir deniyor, iki deniyor. Karşısındakinden bir cevap alamayınca sıkılıp bırakıp gidebiliyor. Evet. Bu sefer o çocuk daha da yalnızlaşıyor. Zaten etkileşimde zorlanan bir çocuk etkileşime maruz kalmıyor. Gerilemiş oluyor. olabiliyor mu mesela akran zorbalığı gördüğünde? Tabii ki, tabii ki psikolojik bir etmen oluyor. Yani e, otizm olsun, olmasın zaten şu oluyor. Yani konuşuyorum, konuşuyorum anlamıyorlar. Konuşmama gerek yok. Yani ben deniyorum ama benimle oynamıyorlar o zaman çekileyim köşede kendi kendime oynayayım. Yani bunu aslında yetişkin olarak biz bile yaparız kaldı ki çocuklar evet, evet, çok daha evet. e, süreci anlayamadıkları için daha kişiselleştiriyorlar durumu. Ama az önce de dediğim gibi bu sürecin hem normal gelişim göstereni hem zorlanan çocuğu ne kadar desteklediğini her anlamda fark edip normal gelişim gösteren çocukların da okulunda mesela bir kreşinde, anaokulunda otizmli bir birey mi var? Onunla nasıl oynaması gerektiğini, onunla nasıl yaklaşması gerektiğini zaten öğretmenlerimiz çok iyi yapıyorlar evet. ama ailelerin de bu anlamda destek olması lazım. Oyun demişken peki dil gelişimini destekleyen oyunlar var mı? Neler tavsiye edersiniz ebeveynlere? Aslında çocuk için her şey oyun. Yani biz birazcık daha böyle mucizevi bir oyunlar, kutular, evet, kartlar evet. bekliyoruz. Ama aslında hep şey diyorum ben, Market'e mi gittiniz? O torbaları boşaltırken meyveleri atıp tutmak adını söylemek, dokusuyla, kokusuyla, tadıyla öğrenmek çocuk için çok daha işlevsel. Çamaşır katlarken öğrenmek, evi temizlerken öğrenmek, yemek yaparken öğrenmek bunların hepsi oyunlaştırılabilir şeyler. Hı hı. Ha, tabii ki simgesel de oyun oynayalım, oyuncakla da oynayalım. Ama buradaki mevzu oyuncağın kendisi değil. Bizim onun üstünden nasıl bir etkileşim kurduğumuz, az önce anlattığım kurallara bağlı, keyif almaya dayalı, sözel beceriyi geliştirmeye dayalı, öğretici değil de etkileşim kurma temelli bir iletişim kurduğunuzda her oyun aslında dil gelişimini destekler. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Otizm dışında dil gelişimini ...geciktiren başka durumlarda söz konusu mu çocuklarda? Tabii Bundan ki. da kısaca bahsederseniz çok seviniriz. Tabii ki. Pek çok şey fizyolojik dedik, psikolojik dedik. E, aslında e, otizmde olduğu gibi nöro gelişimsel olabilir. E, pek çok tanı var dili etkileyebilecek dil. Çünkü günlük hayatta çok kullandığımız bir beceri. Herhangi bir şeyden etkilendiğimizde de buradan ortaya çıkması çok olası oluyor. En başta o yüzden dediğim gibi erken dönemde dahi bir şüpheniz varsa hemen bir yerlere başvurmalıyız. Burada tanı çok çok önemli değil aslında adı önemli değil etiketlemek önemli değil ama yolculuğa başlamak bir an önce yetişmek için önemli. O yüzden pek çok seçenekten hangisi var bizde ne alanda destekleneceğiz bunu anlatması için bir an önce tanılanmalı ve bu anlamda desteklenmeli. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Mutfağımıza ederim. geçebiliriz. Tamamdır. Şimdi tadımları yapalım ve tariflerimizin üzerinden geçelim. Glutensiz tarifler. Ee, bu konuda dikkat ediyor musunuz? Ah, Böyle bir durumunuz etsem. var mı? <laughs> Bazı insanlarda hani gluten hassasiyeti oluyor, ya sizde yoktur inşallah diye ben düşünüyorum. Ben ama sağlık açısından da sanırım yapmak gereken bir durum ama ben çok boğaz düşkün olduğum için beceremiyorum. <laughs> Yoksa diyecektim bu tarifler tam size göre diyecektim ama. Yani bu tarifler aslında zor da değil. Bence şimdi yedikten sonra hoşunuza gidecek ve edet mutlu diyeceksiniz. Şimdi arnavutlarım e, pişti. Beşamel sosunu hazırlamıştım. Gerçekten. Evet şimdi ee, tadına bakacağız. Biz tadına bakarken siz de tariflerin üzerinden böyle bir hızlıca geçebilirsiniz. Tamam, Ekranı hemen. yeni açan izleyicilerimiz vardır. Onlar için e, tekrarlayabiliriz Ayşe Hanım. Bugün neler yaptık? Bugün magnolia puding yaptık. E, bir de beşamel soslu, glutensiz beşamel soslu fırında karnabahar yaptık. Magnolia pudingimiz de glutensizdi. Hı hı. Ee, ben şu şekilde size sunayım. Çilekli mi isterseniz muzlu mu? Çilekli lütfen. Siz. Ben de şey. <laughs> siz o zaman şöyle veriyorum tabaklarınızı. Muzlu da olur. Magnolia'nın <laughs> <laughs> her şekli olabilir. Çok ne kadar şey güzel. Çatallarınız. Harika alırınızı. gözüküyor. Şöyle vereyim. Ee, dediğim gibi Çok glutensiz güzel. olmalarıydı burada fark yarattığımız konu. Magnolia puding de keza öyleydi. E, muzlu ve çilekli dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben şu şekilde de bir kup hazırladım. Genelde evde böyle porsiyonlarla servis ediyorum. Burada size tadımlık olsun diye minik porsiyonlar hazırladım. E, karnabahar dediğim gibi beşamel sosu hazırladık. Aynı Hı -hı. zamanda fırında karnabaharları pişirdik. Aslında ikisi de pişmişti. Sadece yaptığım şey bir araya getirip tekrar fırına verdim ki lezzet daha da ortaya Hı -hı. çıksın diyeydi. Ee, onu yapmak zorunda da değilsiniz ama değil hatta ne şu kadar konu... güzel olmuş. Ellerinize evet, sağlık. Malzemeyi de şöyle ekleyeyim. Afiyet olsun. Çok e, değişik bir aroması var. Badem, badem unundan unu kaynaklı. Biraz badem Blüten. unu var, biraz da glütensiz yulaf unu var. Hı hı. O glütensiz yulaf unu yerine çiğ karabuğday unu veya sorgum unu gibi unlar da kullanılabilir. Sadece badem unuyla da yapılabilir. Hı hı hı. Yani çok güzel olmuş. Ekstra yağ eklemedik tabii ki çünkü bademden de gelen bir yağ var. Var, evet. Ee, çok lezzetli olmuş. Çok da basit bir tarif. Evet. Ee, bir de şimdi Magnolia'ya geçelim. Magnolia'sı Heyecanlıyım. Tazına bakmak için. Magnolia'da ben süt ürünü bugün kullandım. Ee, süt ürünü kullanamayanlar kullanmayabilirler. Ee, hmm. İçinde yine yulaf yulafını kullandım. Yerine yine sorgumunu, çiğ buduunu kullanılabilir. Tam soğumamış olabilir şu an. Buradaki zamanlamada. Soğumuş. Öyle mi? Birazcık Tutuklu hızlı oldu Hızlı oldu hızlı, hızlı, hızlı <laughs> tuttum. Ee, ama çok hazırlaması çok kolay. Hazır, tat, kolay bir tatlı. Bisküvisini ben yapıp getirdim. Ama olmayanlar bir Petibör markette satılanlardan da alıp ...hazır bisküviler yapabilirler. Hmm. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür Gerçekten ediyorum. çok güzel. Ee, şimdi konumuz dil gelişimi. Sizin evet. çocuklar büyük tabii Benim ki. Allah büyük. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Sizin peki herhangi bir sorununuz oldu mu çocuklar büyürken... ...dil gelişimiyle ee, yok, alakalı? Yok, çok şükür olmadı. Olmadı. Evet, olmadı. Benim maalesef var. <laughs> Büyüğünde var. Şimdi siz dediniz ya 4 yaşında tamamıyla yetişkin gibi konuşması <laughs> gerekiyor. Benimkisinin bazen böyle konuştukları hiç anlaşılmıyor. Söylüyor, cümleler kuruyor, her şeyi biliyor ama... Söylemesinde böyle bazen ben çoğu şeyi anlıyorum ama dışarıdan bir insan mesela anlamıyor. Ee, aslında bu her şeyden bağımsız aslında böyle zekadan başka gelişim basamaklarından bağımsız da ortaya çıkabiliyor sizde olduğu gibi. Sadece bazı harfleri söyleyememek sesleri çıkartamamak gibi ama anlaşılırlığı etkiliyor tabii bu sefer Evet mesela gibi. gerekiyor diyeceğim gecio diyor. Hani evet diye evet diyor. Son hani... olanları atıp <laughs> kolaylardan devam ediyor. <laughs> i̇şte böyle durumlarda olan ebeveynler benim gibi hani Hı -hı. konuşulması anlaşılmıyor. Ama gayet her şeyi konuşuyor, Hı -hı. her şeyi biliyor. Onların ne zaman uzmana başvurması gerekiyor? Ee, aslında seslerin tamamlanması yaklaşık 4-4,5 yaşına kadar sürüyor. En son sesi olmakla beraber. Ee, ama daha önce de tamam. Mesela evet dediğiniz v sesi var. V sesi çok daha erken halloluyor ama rı sesi daha sonlara göre doğru halloluyor. oluyor. Ee, basit seslerde 3,5 4 yaşında yoksa orada da yine erkenden bir destek alıp sesleri tamamlayabiliriz. Ee, ama Yine okula başlamadan halledilmesini, okula başlamadan belki bir sene önce, özellikle okuma yazma becerisinden önce, belki 4,5-5 yaşlarında bir bize doğru uğramanızı tavsiye edebilirim. Umarım o yaşa kadar kalmaz. <laughs> Bekliyorum şu an 3,5 olacak neredeyse. Bir sene daha vaktimiz var diye tahmin ediyorum. <laughs> bir sene de düzelmezse, hadi Tabii konuşma anlaşılmazı Mutlaka başvuracağım size. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz ben gerçekten teşekkür verdiğiniz teşekkür bilgiler teşekkür için. Sizin eklemek istediğiniz Yok, bir şey var olsun mı? beğenmenize ben mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evet, ediyorum. şunu sormak istiyorum. Hiç normal bildiğimiz şekerli bildiğimiz yağlı tarifler yapıyor musunuz yoksa Yağlısı hep bu şey şekilde miyorum yapıyorum. yani yağ bitki, yani zeytinyağı da kullanıyorum hani yağlı sade demişken, yağ da unlu unlu kullanıyorum hani vesaire. un glutenli un artık benim evimde yok. 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 Yani ben bütün glutensiz unlara hakimim. Ee, nasıl kullanılması gerektiğini biliyorum. Uzmanlığım bu ve kendimde kendim de benim bağırsak intoleransım var. Yani çölyak değilim ama bu şekilde beslenmem gerekiyor. O yüzden yok. Rafine şeker de evimde yok. Ne güzel. Artık evet. hayatın, hayatınızı evet. entegre etmişsiniz bu durumu. Çok güzel. Evet. Umarım bize de nasip olur diyelim. Çok Hepimize oldu. nasip olur. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ellerinize sağlık. Sağ Gerçekten çok pratik ve lezzetli tarifler. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 11.30'da TRT Türk ekranlarında olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.